Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efeler mahallesindeyiz. 500 metrekare arsa içerisinde çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. 5 artı 1 yerden ısıtmalı kış bahçesi yapılmış, full eşyalı ev dolu dolu bir ev. Gerçekten harika bir ev. Birazdan arka yön her yeri gezeceğiz. Bahçesi çok güzel, oturma alanları, yaşam alanları çok güzel. Fiyatı da çevredeki emsal arsa ve emsal villaların fiyatlarının çok altında. Bakın çevrede arkadaşlar 27, 28, 29 milyonlar, 30 milyonları kesinlikle görmüşsünüzdür ilanları takip ediyorsanız. Burası 21 milyon 500 bin TL. Pazarlığımız var. Full eşyalı. Gayet de güzel bir ev. Daha önce burayı ben satmıştım. Ee, yurt dışından bir abimiz almıştı. Çocuklarıyla birlikte taşındı arkadaşlar. Sürekli oturmak için. Sonrasında çocuklar buraya alışamadığı için, eğitimleri orada devam edeceği için tekrar burayı satma kararı aldı. Kendisi de zaten gelip gidiyor sürekli. Burada ticari hayatı devam ediyor. Satılma nedenini de hemen kısaca anlatmış olduk. Çocuklar orada büyüdü. Oranın kültürüne alıştı. Tekrardan oraya taşınmak zorunda kaldı. Gayet güzel bir ev. Çok şık bir ev. İçerisinde zaten full eşyalı olarak satılık. Eşyalar da kaliteli. Kahve makinesinden ee, artık nasıl diyelim elektrikli şöminesine kadar her şey mevcut evin dış cephesinde de zaten herhangi bir sıkıntı yok burayı biz 2 yıl önce satmıştık 2-3 yıllık bir villa sahibi olacaksınız burada bir barbekümüz var e, evin eşyaları tamamen kalacak kişisel eşyalarını alıp gidecekler başka hiçbir şey almıyorlar gördüğünüz her şey bu evde kalmış olacak Gayet güzel bir barbekü var arkadaşlar. Kaliteli de bir barbekü. Hatta bunun etin tadına da bakmıştık. Gayet de güzel bir kamelyalanımız var. Hemen yanında yine sabit bir barbekü var. Yan tarafı da biz satmıştık. Geçen sene hatırlarsanız orayı da biz satmıştık. Şimdi e, ön tarafta şöyle bir gezelim. Sonra diğer taraftan içeriye gireriz. Bir oturma alanı var. Üstünü istenirse yine kapattırabilirsiniz. Ama palmiye ağaçları büyüdükçe e, çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkacaktır. Burada kış bahçemiz var. Birazdan bakacağız içerisine kışın zaman geçirebileceğiniz artı bir alanınız var. Çok güzel bir çim alanımız var. Tabii ki evde kimse olmadığı için sulanması da gerekiyor ama çimin de artık uyuma vakti geldi. Yok gelip giden kişi belli zaten. Sürekli çimler biçilmiş, ağaçlar bakılmış ama şöyle bir durum var. Arkadan siz duymadınız ama bakımı yapılıyor sürekli dedi. E, çimlerin bir uyuma vakti var. Mesela benim evdeki çimler de artık böyle yavaş yavaş uyuma vakti geldi, kurumaya başladı. Yağmur yemesi lazım bunların. Burada çok güzel meyve ağaçları var. Yine kaysa ağacına bakar mısın? Kocaman olmuş kayısı ağacının güzelliğine bak. Şimdi bunun meyvesine kadar güzel olur. Çok şık bir bahçemiz var arkadaşlar. Burada bir depomuz var. Şöyle gösterelim. Bütün kullanmadıkları ürünleri buraya koyuyorlar. Artı burada arıtma sistemi mevcut ki evde gayet sağlıklı bir su kullanıyorsunuz. Oltalara kadar her şey var. Bunlar da kalacaktır büyük ihtimal. Çim biçme makinesi, içeride havuz robotu, ısı pompası her şey mevcut arkadaşlar burada. Yani siz sadece kişisel eşyalarınızı alıp taşınacaksınız. Su deposuna kadar her şeyi takmışlar. Gayet de güzel olmuş. Bakar mısın? Hortumuna kadar almış bırakmış? Devam edelim. Yine arkada da güzel bir bahçe alanımız var. E, yaya girişimiz burası. Araç park yerimiz burası. 2-3 araç hatta 4 araç buraya rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Böyle güzel de bir e, vestiyan alanı yapıldı. Birazdan buradan da bahsedeceğim size. Şöyle bir gösterelim mi? Bak şimdi buraya bir araç sığdı. Şuraya kadar çektik aracı. İkinci bir araç. Hemen arkasına da üçüncü bir araç rahatlıkla buraya sığacaktır. Çok geniş bir bahçe alanına sahip. Bir de köpekleri vardı. Onun kulübesi de burada hazır. Eğer evcil bir hayvanınız varsa bahçede de rahat rahat bakabiliyorsunuz. Burası en yakın sahile. 2-3 kilometre mesafede İmbat sahiline. Altın kumada 4-5 kilometrelik bir mesafedeyiz. Baktığımızda çevrede 500 metrekare arsa içlerinde yapılan evler mevcut. Ve fiyatlar da 27-28 milyondan en aşağıda olanlar başlıyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Burada da yine güzel bir bahçemiz ve meyve ağaçlarımız var. Bahçenin bakımlı olduğu zaten belli. Gerçekten belli. Hani bak sadece yaprak görebiliyorsun. Böyle uzamış bir çim göremiyorsun. Ağaçlarda mesela böyle böcek türü hiçbir şey göremiyorsun. Çok sağlıklı ağaçlar. Gayet de güzel bir ev sahibi olabilirsiniz. Fiyatımız neydi? 21 milyon 500 bin TL. Çok da laf uzatmadan evin içine girelim. Bir de içine bakalım. Şimdi burada artı olarak her şey yapılmış. Yani sadece kişisel eşyalarınızla gelebileceğiniz bir ev. E, artı güvenlik kamerası, alarm sistemi gibi ek eee masraflar da yapılmış. Yani sizin burada yapacağınız hiçbir masraf yok. Isı pompasına kadar her şey alınmış, takılmış. Sizi bekliyor. Hatta havuz e, doldurulur, teslim edilir seneye de. Öyle söyleyelim. içeride de birkaç mesela çocuk odalarında duvarlarda böyle renkler var. İşte e, stickerlar var diyelim, yapıştırmalar var. Onları da istenirse arkadaşlar bir boyatıp böyle teslim ederiz. Size masrafsız bir şekilde teslim edilmiş olur. Ee, hadi başlayalım. İçeriye geçelim. Evet arkadaşlar sıra içeride ama içeriye girmeden önce şu ayakkabılık kısmını göstermek istiyorum. Evin içi zaten çok güzel. Daha önce de söylediğim gibi burayı ben satmıştım ama her şey değişti bu evde. 500 metrekare arz içerisinde şu an bu bölgede 500 metrekare arzların satış fiyatları 11 milyon civarındayken ben size villayı 21 milyon 500 bin TL'ye sunuyorum. Full eşyalı LG'nin pompası takılmış içeride klimalar hazır her şeyle bir Alman kafasıyla yapılmış bir ev arkadaşlar. Gayet güzel bir vestiyer alanı yapılmış. Güzel olmuş burası. Hem geniş hem de camla tamamen kapattıkları için yağmur alma durumu da ortadan tamamen kalkmış. Gelelim iç kısma. Şimdi güzel bir koridorumuz var. Aşağıda bir tane odamız ayrı mutfağımız salonumuz var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz hepsine bakacağız. Burada güzel bir vestiyer var. Gayet şık. Zaten dışarıda da bir vestiyer alanı yapılmış. Burayı çok kullanacağınızı zannetmiyorum. Artı burada da böyle bir depo alanımız var bütün kullanmadığınız ürünleri bu depoya atabilirsiniz. Havuzun motoru da burada, süpürge sistemi de burada. Her şey var. Her şey eksiksiz bir şekilde var arkadaşlar. Yani bu evde geldiğinizde sadece kişisel eşyalarınızı alıp gelebileceğiniz bir ev. Yukarıya birazdan bakacağız. İlk önce odadan başlayalım? Gayet güzel bir odamız var burada. Alt kattaki odalar genelde dar olur. Burası yine geniş tutulmuş bir oda. Arsa payının yüksekliği ile alakalı bir durum. 500 metrekare arsa payı var. Ve burada klimamız takılı. Bu odayı böyle kullanmışlar. Gayet de güzel olmuş. Burada da bir çocuk mutfağı var. Çok güzel değil mi bunlar? Çok hoşuma gidiyor. Bunların bahçede olanları var mesela Instagram'da falan görüyorum. Burada da bir French Bulldog'un tablosu var. Benim de bir köpeğim vardı French Bulldog. Sen hatırlamazsın o zamanlar ama böyle siyah adı Ares'ti. Çok güzel bir köpekti. Sonra bakamadık tabii o zamanlar. Bekardık. Devam edelim. Salon mutfak kısmımız var. İlk önce salona bakalım. Sonra mutfak ve banyo lavaboya sonra kış bahçesini gezeceğiz. Hemen şöyle salon kısmını gösterelim. Bu evde aslında her şey değişti arkadaşlar. Benim sattığım evle şimdiki evin arasında dağlar kadar fark var. Eşyalar sıfır. Zaten bu evde maksimum 6-7 ay oturuldu. Televizyon ünitesi tamamen değişti. Oraya güzel bir şömine yapıldı. Elektrikli şömine yapıldı. E, tavanda ledler ve ortada avize tamamen değişti. Ses sistemine kadar her şey hazır. Sizi bekliyor. İki tane tekli bercerimiz var. İki tane düştü koltuğumuz. Ortada güzel bir sehpamız. Burada da güzel bir şöminemiz mevcut. E, buradan müzik de çalabiliyorsunuz ama zaten burada ayrı bir ses sistemi var. Bahçeye de taşıyabileceğiniz LG'nin bir ses sistemi var. Onlar da pahalı ürünler, güzel ürünler. Ev güzel ama geniş. Ve ben kalabalık bir aileyim. Bana geniş olsun. Biraz daha izole olsun çevreden diyorsanız aradığınız ev burası. Tablolarda gayet şık. Orada yine Atatürk'ün bir fotoğrafı var. Ben seviyorum Atatürk'ün fotoğrafı evde olunca hoşuma gidiyor. Gayet güzel geniş manda gözü spotlar yapılmış. Taş, patlama taş kullanılmış televizyon ünitesinin arkasında. Ama şunun iş sonradan yapıldı ve bu da sonradan eklendi. Benim sattığımda sadece patlama taş vardı burada. Gayet güzel olmuş. Hemen şöyle mutfak kısmına bir bakalım. Banyo lavaboya en son bakarız. Bütün eşyalar mutfakta boş marka. Gerçekten kaliteli ürünler arkadaşlar bunlar. Buzdolabı boş marka. Yine mikrodalga bir fırın boş marka. Siemens'in burada çok güzel bir kahve makinesi var. Bunların tamamı artı para. Ve bu eşyaların tamamı burada kalacak. Burada eve değişti ve musluk değişti. Bunlar da yine gayet güzel markalar. Tavana kadar devam eden bir mutfak dolabımız var. Siyah seramikler Mevcut duvarlarda. Bence güzel duruyor. Beyazla yakışmış ama sevmezseniz ilerleyen zamanda değiştirebilirsiniz. Otomatik panjurlu. Her şeyle hazır. Artı burada da yine böyle güzel bir Karaca'nın air freyimi. Air frey gibi bir şey büyük ihtimal bu. Daha önce hiç görmedim. Air freyi gördüm. Evde de var. Ama ne işe yaradığını hala çözemedim. Biz yine bütün kızartmaları tavada yapıyoruz. Bir de şunu söyleyeceğim. Ege'nin kızartması. Bak nasıl yutkundum gördün mü? canım çekti. Ege'nin kızartması çok güzel. Böyle saçıda yapıyorlar, dışarıda odun ateşinde böyle kızartma yapıyorlar ya Ege'nin kızartmasına bayılıyorum ben böyle. Ege bölgesinde bu kızartma olayı tamamen bambaşka bir olay. Bir keşkek bir de o. Benim e, Zafım, gayet güzel bir kış bahçesi var arkadaşlar. Çok da güzel burası. Gayet de şık olmuş üstü. Yanları kapattılar. Kışın da zaman geçirebileceğiniz, oturabileceğiniz mini bir buzdolabının olduğu, gayet güzel bir alan yaratıldı. En azından kışında dış bir alanınız olmuş olacak. Camları açtığınızda zaten bunların tamamı sürgülü. Hepsi de açılabiliyor. Gayet güzel, şık bir ev. Evde eksik yok. Her şeyden önemlisi e, tabana kaşıklarına kadar. Her şeyi hazır bir ev. Yani siz bu eve gelmeden önce diyeceksiniz ki Emre ben geliyorum hemen bir temizlik yaptıracağız. Evi almaya geldiğinizde evde kalmaya geleceksiniz. Böyle de bir e, avantajımız mevcut. Hemen karşıya bakalım. Burada da bir banyo lavabomuz mevcut. Gayet güzel arkadaşlar. Burası da hemen markalarda söyleyeceğim. Vitra'nın gömme rezervarı. Banyo ısıtma sistemi de burada mevcut. Yerden ısıtma e, ek olarak zaten yapılıyor bunlar. Artı burada da güzel bir banyo lavabomuz var. Yukarıdakilerini daha detaylı inceleriz. Zeminde laminat görünümlü seramik kullanılmış. Gayet güzel. Şöyle çıkalım yukarıya doğru. Otomatik panjurlu. Yine merdiven boşluğunda doğal taşlar kullanılmış. Patlama taş ve baskı boya kullanılmış. Onlar da çok şık duruyor. Üst katta da 4 adet odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz mevcut. Ve odalardan bir tanesi de ebeveyn banyolu. Şöyle bir gösterir misin şu alanı? Çok güzel bir alanımız var. Merdiven boşluğu alanı gerçekten çok şık ve avize de çok güzel. Bu avize ben sattığımda da vardı. Değişmedi. Gayet güzel bir avize. Yine buraya bir boy aynası koymuşlar. Güzel olmuş, değil mi? Sen de aynada gözüktün. Bir el salla istersen. Sonra diyorlar ki neden Mehmet bize hiç pas vermiyor? Hemen böyle devam edelim. Burası genç odası. Burada da ebeveyn banyosu var. Ana yatak odasında da ebeveyn banyosu var. Gayet güzel. Tek kişilik bir yatak, dolap, iki tane kombinin rahatlıkla sığabilecek bir alan. Çalışma masası. Artı burada Sony'nin çok güzel bir televizyonu var ki duvara monte edilmiş. Bu masanın üstünde de zaten USB girişleri mevcut. Şarj edebiliyorsunuz. Klima da burada var. Ayrıyetten bir de banyo lavabosu var bu odanın. Gençlerin kendine özel bir alanları var. Gayet güzel. İşte bizim zamanımızda yoktu böyle. Vardı ama bizde yoktu. Gayet güzel değil mi? Tertemiz. 60'a 120. Seramik kullanılmış. Duşakabinin içerisinde niş yapılmış. ve Çok da dolapları falan açmıyorum. Özele de girmeyelim arkadaşlar. Şimdi burası neden satıyor dersek. Dışarıda da zaten bahsettim. Sahibi e, yurt dışından geldi. Almanya'dan geldi. Ve çocukların eğitimi konusunda biraz sıkıntılar yaşadı. Tekrar Almanya'ya taşınmak istiyor. E, çocuklar Almanya'da büyümüş, doğmuş Orada bir kültüre alışmış. Buranın kültürüne alışmak zor geldi insanlara. Çocuktur, normaldir. Bu yüzden tekrar yurt dışına taşınmak kararı aldı. Yoksa burada hala ticari faaliyetlerine devam eden bir kişinin evini izliyoruz. Yani gelip gidiyor sürekli. Başka evleri de var. O yüzden burayı satıyor. Gayet güzel. Çünkü çok büyük bir ev. Yani burada geleyim, iki gün kalayım, üç gün kalayım, gideyim diyebileceğiniz bir ev değil burası. Daha çok o işler için daireler gerekiyor. Gayet güzel bir Banyo bu, Geniş bir duşa kabin alanı var. Artı çamaşır makinesi için bir dolap yapılmış. Bundan sonradan yapıldı. Burada yine vitranın gömme rezervuarı mevcut. Şöyle bir açayım şurayı. Burada da ısıtıcı var. Su ısıtıcısı. Güneş enerjisi kullanılmadı. Çatıdan akma falan olmasın diye. Güzel olmuş. Şunun ışığı nasıl yanıyor? Bu şekilde. Gayet güzel. Tertemiz. Çok güzel bir ev. Ve gelelim prenseslerin odasına. Şimdi kız çocuğunun odası bambaşka değil mi? Değil mi? Şimdi benim de bir kızım oldu ya biliyorsunuz. Artık böyle kız çocukları bana daha sevimli gelmeye başladı. Erkek çocuklarını gördüğümde böyle bir ayarım bozuluyor gibi. E, gayet güzel iki tane yatağımız var. İki tane prensesin yatağı var arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Böyle tüller müller harika duruyor. Eğer evde çocuğunuz varsa bu şekilde kullanabilirsiniz. Yoksa da zaten bunları kaldırıp hemen şöyle nevresim takımını değiştirdiğinizde yine normal bir yatak dolap haline gelecektir. Burada da dolabımız mevcut. Geçiş alanı da oldukça fazla. Panjuru açmadık. Tekrar açıp kapatmayalım diye. Burada balkon yok çünkü. Zor olmasın diye. Şimdi iki tane daha odamız var. Bir tanesi ana yatak odası. İlk önce ana yatak odasına bakalım. Sonra buraya bakıp buradan balkona çıkalım. Aslında buradan da balkona çıkış var ama perdeyi falan açmamız gerekiyor. Onunla da tekrar uğraşmayalım istedik. Geldik ana yatak odasına. Güzel geniş bir oda. Şimdi bu ana yatak odasını istediğiniz gibi bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Dolabı tam karşıya almışlar. Dolap istenirse bu tarafa geçip yatak giriş kısmına da alınabilir. Geniş bir pencere bırakılmış ki gün ışığından olabildiğince faydalanın diye. Artı tamamen izole bir ev. Yani sağdan soldan gözükebilecek bir ev değil. Onu da söyleyelim. Hemen şurayı da bir gösterelim. Giriş kısmımız da bu şekilde odaya. İstenirse buraya da dolap yapılabilir. O da olur. Güzel de olur. Yani mesela dolabı buraya almışlar. Ama büyük bir dolap olduğu için oraya almışlar. Şöyle L bir dolap yapılsa televizyon arkada kalmaz. Oraya taşınır. Daha mantıklı olabilir. Gayet güzel bir banyo lavabomuz daha var burada. Banyo lavabo konusunda şanslıyız. Kaç tane gezdik? 1, 2, 3. Aşağıda da 4. 4 tane banyo lavabomuz var arkadaşlar. Gayet güzel, geniş. Zaten 2 yıllık 2 ya da 3 yıllık bir evden bahsediyorum. Ve çok eski bir ev olmadığı için her şey de yeni. Her yerde de Atatürk portremiz var. Geldik diğer odaya. Burası da diğer prensesin odasıydı. Aslında bir çalışma odası gibi düzenlemişler burayı değil mi? Bir çalışma odası, güzel bir oda. Mesela iki ayrı oda yapmak yerine çocuklar yan yana yatsınlar. Zaten küçük çocuklardı. İki tane çalışma masası koymuşlar buraya. Derslerine çalışsınlar diye. Artık karşıda bir dolabımız var. Burayı da yatak odası olarak hemen düzenleyebiliriz. Sadece şu duvarların tekrar bir boyanması gerekebilir. Gayet güzel. Şık bir Oda da burada mevcut. Çıkalım dışarıya. Balkon çok güzel arkadaşlar. Zaten balkonu çok da kullanacağınızı zannetmiyorum. Böyle bir bahçeniz varken balkonlu insanın ne işi olabilir? Her şeyle yapılmış tertemiz sizi bekleyen bir ev gezdik. 21 milyon 500 bin TL satış fiyatımız var. Full eşyalı olarak satılık. İçerisinde nereden baksanız 1,5 milyon civarında bir eşya fiyatı var. Çevredeki evlerin fiyatlarını da değerlendirmeniz lazım. 27, 28, 30, 29 gibi fiyatlar konuşulurken aynı metrekarede ee, hemen hemen aynı yaşlarda ve ee, diğerlerinden oda sayısı fazla artı eşyalarıyla birlikte harika bir ev gezdik. Isı pompası var mesela ısı pompası 250-300 bin TL'ye alamazsınız şu an o ısı pompasını. Yani kış bahçesi yapılmış arkada bir depo yapılmış bunlar gerçekten çok büyük maliyetler tutan işler. Ama hazır yapılmış şekilde sizi bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Sormak istediğiniz bir şey varsa istediğiniz zaman Whatsapp'tan arayabilir, yazabilir ya da yorum kısmına bir yorum yazabilirsiniz oradan da cevap veririz.